Merhaba, iyi günler. Toplum ve Siyaset Programı'nın bu haftaki konuğu Boğaziçi Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü öğretim görevlisi Sayın Hakan Yılmaz. Hakan Yılmaz'la Türkiye'de sağ ve sol değerleri konuşacağız. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk, yerimize. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Biz teşekkür ederiz. Türkiye'de siyasetin anlam haritasını çizmek, tartışma eksenleri ve yorum çerçeveleri başlıklı bir çalışmanız var, yeni bir çalışma. Bunun hakkında konuşacağız. Sanıyorum ki geçen yılın sonunda bir saha araştırması yapıldı ve onun bulguları üzerinden yapılan bir çalışma. İlk olarak isterseniz bu çalışmayla başlayalım. Çıkış noktası neydi, amacı neydi, nasıl bir metodoloji uyguladınız? Şimdi bu çalışma her çalışmada olduğu gibi benim yaklaşık bir buçuk yıl öncesinden başlıyor. Yani çalışmanın tasarlanması. Daha sonra ben bu konuda bir ders veriyorum. O derste öğrenciler genelde bu konuda bir ödevler yapıyorlar ve bana çok yardımcı oluyor onların yaptığı ödevlerden. Sağ çalışmasının bir bölümünde yapıyorlar onlar. Derinlemesine görüşmeler yapıyorlar. Literatür taraması yapıyorlar. Bu derste de, bu araştırma içinde öyle oldu. Daha sonra araştırmanın kapsamı içerisindeki asistan arkadaşlar kendileri derinlemesine görüşmeleri devam ettirdiler. Analizlerini yaptık. Ve buradaki amaç şuydu. Benim daha önce 2003 yılından beri yaptığım yaklaşık 10 kadar saha araştırması var. Ve bunlarda bazı tekrar eden temalar da var. Mesela muhafazakarlık gibi, orta sınıflar ve sınıfsal profiller gibi, işte Avrupa şüpheciliği ve Avrupa'ya bakışlar gibi. Bunları oradan seçtiğimiz bazı soruları bu araştırmada tekrarladık. Bir de araştırmanın esas eksenini oluşturan bir sağ ve sol değerler konusunu koyduk. Yani araştırmanın yaklaşık %50'si sağ ve sol değerlerin ölçülmesi üzerine. Geri kalan %50'si de daha önce yaptığım araştırmalardaki önemli temaların, 3-4 temanın bugün nasıl göründüğünü anlamak için onları tekrarlamak üzerine kuruldu. Yaklaşık 2000 kişiyle son anket çalışmasında ulusal ölçekte bir anket yapıldı ve 2000 kişiyle yapıldı. Infacto Research Workshop yaptı. Kaç şehirde yapılmış? Buradan saymam bunları zor ama işte yaklaşık 15 şehir. Yani Türkiye'de bu İstatistik Kurumu'nun bölgeleri var. Bu bölgeleri temsilen şehirler var. O şehirlerin hem kentsel hem kırsal bölgelerinden nüfusa göre seçilmiş, rastlı olarak seçilmiş insanlarla yüz yüze yapılmış. Yani evine gidip kapısını çalıp fiziken yanında durarak uyguladığımız anketler bunlar. Yani internet veya telefonla yapılmamış şeyler, kontrolleri yapılmış falan. Yani örneklem seçiminde de bu tür araştırmalarda tabii en önemli konulardan biri budur. Soru formunun hazırlanması, uygulanması, kontrolü gibi konularda biz tabii hani oldukça titiz davranıyoruz. Hani bu konuda tabii ki %100 hiçbir zaman mükemmele erişmek mümkün değil ama hani uluslararası standartlarda iş yapmaya çalışıyoruz. Bu bakımdan hani ben şeye güveniyorum. Bir de daha önce bulduğumuz bulgularla paralellik arz ettiği için şimdiki bulgular, bu da bir tür geçerlilik testidir aslında. Yani tabii ki sapmalar, değişmeler olur önceki bulgularla kıyaslandığında ama bunların da belli bir mantıkla açıklanabiliyor olması lazım. Yani niye saptı en azından? Bunlarla karşılaştırdığımızda aslında araştırmalar, yıllar içerisinde yaptığımız araştırmalar belli bir tutarlılık gösteriyorlar ve bize aslında güvenebileceğimiz bir toplumsal veri seti diyelim ortaya koyuyorlar. Bu sağ sol meselesini ilk defa sorduk. Umuyorum ki hani bu da bundan sonra eğer bu tür araştırmaları devam ettirebilirsem bu kullandığım muhafazakarlık gibi, sınıfsal profiller gibi, Avrupa şüpheciliği gibi modüllerden birini de bu sağ sol modülü oluşturacak. Benim bildiğim kadarıyla Türkiye'de ilk defa bu kapsamda bir sağ sol değerleri soruldu. Ve ortaya da bence çok enteresan sonuçlar çıktı diye düşünüyorum yani. Evet, şimdi hocam sonuçlara gelmeden isterseniz bu sağ sol ayrımı meselesinden biraz bahsedelim. Evet. Siz yola çıktığınızda bu sağ sol ayrımını evrensel bir tanımdan hareketle mi yaptınız yoksa Türkiye'ye özgü bir sağ sol tanımından bahsetmek mümkün mü? İkisini de kullandık diyebilirim. Yani
Çünkü Türkiye'deki solun ve sağın içinde de hem yerellik var hem de evrensellik var. Yani biz veya evrensel olan önermelerin yerel tercümeleri var. Yani onu yerel bir biçimde ifade edişimiz var. Niye böyle bir şeye kalkıştık diye soracak olursanız, bu sağ ve sol Türkiye'de aslında siyasetin ideolojik altyapısı olarak en güçlü altyapı. Yani insanların kendilerini konumlandırdıkları en kuvvetli ideolojik ikilemi bu sağ ve sol oluşturuyor aslında. Biz bunu daha önceki araştırmalarda birkaç basit soruyla herkes gibi sorardık. İşte bir skala veriyorsunuz 1'den 10'a kadar. 1 en solu, 10 en sağı gösteriyor. Kendinizi nereye yerleştiriyorsunuz diye. Bu basit soru bile, yani hiç içeriği yok. Tamamen kendini bir yere yerleştirmeden ibaret soru bile başka değişkenlerle çaprazlamasını aldığınızda son derece açıklayıcı olabiliyor. Yani hiçbir anlamı olmayan bir soru bu aslında. O zaman yani yola çıktığınızda şunu varsayarak mı yola çıktınız? Sağ sola ayrım aslında kaybolmadı. Yani ne kadar kültürel siyaset öne çıkmış olsa bile son 10 yıllarda evet. Türkiye'de sağ sol hala önemli. Biz tabii inanmıyoruz öyle şeylere. O öne çıktı, bu alta çıktı falan gibi. Şundan ötürü inanmıyoruz. Yani biz bunlar söylenen şeyler ama biz tabii bakıyoruz. Hani ne oldu bitti sahada? Olgular nasıl değişti, dönüştü? Ona göre daha dengeli, daha ölçerek ancak cevap verebiliriz bir şeye. Yani elimizden geldiği kadar ölçmemiz lazım. Çeşitli metotları seferber ederek, bazen anket yaparak, bazen derinlemesine görüşme yaparak, bazen gidip bir yerde kişisel gözlemler yaparak, başkalarıyla konuşarak, yani işte adına kalitatif denen, kantitatif denen ne kadar yöntem varsa bunların hepsini seferber ederek bir şeyleri anlamamız lazım. Yani hakikatin bir ucundan tutmamız lazım ki bir şey söyleyebilelim. Dolayısıyla ne indi, ne çıktı sorusuna biz ancak bir şey ölçeriz, bakarız, ha o çıkmış deriz, şu kadar çıkabilmiş deriz falan, öyle ölçülü cevaplar verebiliriz. Sağ ve sol çok açıklayıcı kavramlar. Lakin ne olduğu bilinmeyen kavramlardı Türkiye'de. Ya da şöyle söyleyeyim tabii. Ne olduğu hakkında çok tabii konuşulan, işte bir takım mesela şeyler de vardı. İşte Türkiye'de seçmenin %70'i, 60'ı sağdadır, %30'u soldadır şeklinde. Böyle gazetecilerin, siyasetçilerin sıkça kullandığı bir takım hani rakamlar falan da vardır. Veya işte sağ Türkiye'de İdris Küçükömer'in mesela söylediği gibi aslında sağ Türkiye'de şeydir, soldur, sol da sağdır gibi. Veya sol Kemalizm'den gelir, sağ işte dinden veya başka şeylerden gelir gibi. Daha doğrusu sağ geleneği sol modernizmi temsil eder gibi çok çeşitli şeyler var. Hani bu yakıştırılan tanımlar var. Biz ne yaptık? Biz bu tanımları cümleler haline getirip aslında insanlara sorduk. Yani bizim taktiğimiz şu oldu. Bir, siz demin yerel dediniz. Yani yerelde kullanılan sağ ve sol, sağ şöyledir, sol şöyledir veya sağa atfedilen veya sola atfedilen önermeleri iki tür soru hazırladık aslında. Bir soruda adına sağ ve sol demeden bir cümle verdik. Ve bu cümleye ne kadar katılıp ne kadar katılmadığını sorduk. Mesela şöyle bir cümle. Bir insan hangi ekonomik sınıftan geliyorsa o insanın siyasi fikirleri ve dünya görüşü de geldiği sınıfa göre şekillenir. Şimdi bu cümle aslında sol bir cümle. Değil mi? Soldan çıkmış bir cümle ama biz bunun sol mu sağ mı olduğunu söylemeden katılımcılarımıza dedik ki böyle bir cümle var. Ne kadar katıldığınızı bu cümleye bize söyleyin. Dolayısıyla katılanları solda, katılmayanları da sağda biz kendimiz sınıflandırdık. Ama buna cevap verenler buna katılmanın veya katılmamanın sağ mı sol mu anlamına geldiğini tabii ki bilmiyorlardı. Yani burada değer ölçümü yaptığımız için böyle yapmak lazım yani ölçümü bir yerde. Bunun gibi yaklaşık 20 tane, 15-20 tane soru var. Yani hem yerelden hem evrenselden. Mesela deminki soru daha evrenselden gelen bir soruydu. İşte sınıfsal yapınız, siyasi fikirlerinizi
benimser gibi. Bir de yerelden gelen sorular var. Mesela farklı mezheplerden gelen insanların birbirlerine karışmadan ayrı ayrı yaşamaları daha uygundur. Bu mesela sağ bir önerme. Hani bu sağ önermeyi işte yine ne kadar katılıyorsunuz, ne kadar katılmıyorsunuz şeklinde. Bu yerelden gelen bir cümle. Yani bu evrenselden gelenlerle yerelden gelenleri yaklaşık böyle 20 önermeyi sorduk. Çalışmanın farklı farklı yerlerindeki böyle bir şey oluşturmasınlar diye bir şartlama diyelim. Bir de şöyle bir deneme yaptık. Bunu yapıp yapmadan evvel düşündük ama yapmaya karar verdik. Dedik ki yaklaşık 10 tane de şöyle soru sorduk. Dedik ki bakın bir takım önermeler var. Şu soldur, şu da sağdır. Siz buna göre kendinizi sola mı sağa mı yerleştiriyorsunuz diye. Bunu açıkça söyledik bazı yerlerde de. Hani bayağı adını koyarak. Bunu da yapmaktan amacımız şuydu. Yani bazı şeylerde hani açıkça bunun sol olduğunu söylemek lazım. Ve orada da ummadığımız bir biçimde insanlar, yani Türkiye'de hani o yakıştırmaların tahmin edemeyeceği bir biçimde, mesela sol olduğunu açıkça söylediğimiz önermelerin kısmına, sol kısmına çok ciddi katılmaların olduğunu gördük mesela. Bu oldukça çarpıcı. Adına sol de diyor. Bu soldur mesela. İşte eşcinsel haklarını savunmak soldur dedik mesela. Veya cumhuriyet değerlerini savunmak gibi. Ondan sonra bu tür sorularla da aslında şeyi gördük. Hani sol ve sağ ne kadar... Hani adını koyduğumuz zaman ne kadar katılım oluyor? Bunu bir deneme olarak sorduk. Bundan kaçış da olabileceğini düşünmüştük. Hani cevap vermeme şeklinde ama olmamış. Bir de cevap verme oranı çok yüksek çalışmada. Ve bu da bizi memnun etti. Şimdi isterseniz biraz daha somut örneklerden gidelim. Hatta çalışmanızdaki bulguların bazı tabloları da var. Onların üzerinden hangi kategorilere ayırdığınızı, hangi temaları işlediğinizi ve bazı önerme örnekleriyle çıkan sonuçlara bakabiliriz. Tabii. İsterseniz ilk başta milliyetçilik temasıyla başlayalım. İkinci tabloyu rejideki arkadaşlarımız gösterirse, evet. Bunlar buradan tabii çok kolay okunmuyordur ama... Hani biz konuştukça şey yapabiliriz. Şimdi sağın ve solun bazı şöyle bir şey bulduk. Bir kere sağ ve sol bir insan her konuda sağ, her konuda sol değilmiş. Bir kere bunu bulduk. Yani Amerikalıların issue based dedikleri konu bazlı bir ayrışma yaşanıyor. Türkiye'de de bu yaşanıyor. Dolayısıyla da bir tür hani şimdi bu kelimeyi kullanmak tabii pek moda olmadı ama rasyonalite var. Yani bir rasyonel seçim var. Yani insanlar belli konularda... Ben sağcıyım deyip sağın altındaki bütün paketi komple almıyor. Yok yani, öyle değil. Ya da aynı şeyi ben solcuyum deyip ne varsa onu almıyor. Belli alanlarda sağcılaşırken veya sağ değerleri savunma eğilimi toplumda daha yüksekken şunu gördük. Belli alanlarda da sol değerleri savunma eğilimi daha yüksek. Yani bunlar aslında şu, yani bu araştırmanın bize öğrettiği şey şu oldu arkadaşlar. İdris Küçükömer'lerin veya başkalarının dediğinin tersine sol da Türkiye'de tıpkı sağ gibi toplumsal kültürün en az sağ kadar birçok durumda ondan çok daha fazla çok önemli bir ideolojik eksenini oluşturuyor. Yani sol Türkiye'de marjinaldir işte sağa göre demek çok yanlış. Hangi konuda, kime göre, kimin için diye sormak lazım bu soruyu. Bağlamıyor. Yani bu araştırmanın işte ölçmenin güzelliği burada. Yani kategorilere kendimizi kaptırıp kategoriler arasında dans edip her şeyi biliyoruz zannetmek gibi yanılgılara kapılmak yerine ölçmek, sahada bulunmak lazım. Ölçtüğünüzde görüyorsunuz ki bunlar dağılıyorlar. O büyük sabit kategoriler olmaktan çıkıyorlar. Konulara göre, toplumsal gruplara göre, zamana göre tabii değişen değişkenler haline geliyorlar. Tabii ki belli tutarlılıkları var ama o araştırma yapmazdan önceki sabitlikler ve katılıklar artık arasında değiliz. Daha akışkan, hatta daha biraz uçuşkan bir zemine geçiyoruz. Her araştırmanın bize öğrettiği şey hakikat hakkında budur aslında. Eli avuca sığmayan bir durumla karşı karşıya kalıyoruz. Bu da son zamanlardaki kutuplaşma ile ilgili söylenenlerin de tersine herhalde. Çünkü hani Türkiye'de bir kutuplaşma var. Bir grup diğer bir grubu hiç dinlemiyor ve belli değerlere sahip gibi bir genel bir kanı var. Bourdieu diye bir Fransız sosyoloğu vardır. Hepiniz mektepli olduğunuz için bilirsiniz. Bourdieu'nun
çerçevesinden bakacak olursak kutuplaşma terimi yanlış. Kutuplaştırma diye bir terim kullanmamız lazım. Yani siyasi alan içerisindeki aktörlerin siyasete ilişkin kurguları ve söylemleri kutuplaştırıcı olabilir. Ama bu toplumun içinde de insanların bunları aynen benimseyip tam onların istediği ölçüde kutuplaştığı anlamına gelmez. Tabii ki bir kısmı öyledir eminim ki. Yani o siyasetten aşağı doğru sirayet etmiştir. Orada da bir takım şeyler, kutuplaşmalar ya da kutuplaştırmalar toplumsal gruplar arasında da ortaya çıkmış olabilir. Ama esas kutuplaşma terimi siyasete ait bir terim. Biz ise şeyi ölçtük burada, toplumu. Sıradan insanları, yani bu etrafımızda gördüğümüz bizim gibi ölümlüleri. Biz ne düşünüyoruz bu konuda? Dolayısıyla bu hakikaten toplumsal bazda baktığımızda o siyasi alandaki keskinlik, yani siyaset keskinleşmek zorunda ister istemez. Yani bir marka gibi kendini tanıtabilmek için köşeli olmak zorunda. Halbuki biz sıradan insanlar köşeli olursak hayatta kalma şansımız azalır. Bizim böyle geçişken, yuvarlak, ondan sonra her deliğe sığabilen, akışkan olmamız lazım ki hayatta kalma şansımız artsın. Yani eklektik olmamız lazım, biraz tutarsız olmamız lazım. Ve bütün araştırmalarda bize yaklaşık her konuda, sağ sol konusunda da bu eklektikliğin, bu akışkanlığın olduğunu gösteriyor. Bu da sevindirici bir şey. Ya biz de yukarıdaki gibi olsaydık, böyle keskin, böyle köşeli, geometrik falan, her gün birbirimizi öldürürdük yani. Gerek yok böyle şeylere. Evet, somut olarak görelim o zaman. Mesela milliyetçilik temasında bu akışkanlık nasıl? Şimdi milliyetçilik, sağın milliyetçilik, daha doğrusu şöyle söyleyeyim. Özellikle dışa doğru olan milliyetçilik, yani devletin başka devletlerle olan, milletin başka milletlerle olan ilişkisi söz konusu olduğunda ve biz bunu sadece buradan ölçmedik. Tabii mesela araştırmada var olan işte Sevr sendromu, Tanzimat sendromu, batıya bakışları falan da ben aklımda tutarak bu soruyu cevaplandıracak olursam, bu konu sağın, Türkiye'de sağ eğilimin en kuvvetli olduğu konu. Türkiye'de milliyetçilik. Ve insanların, daha doğrusu en çok sağa yattığı konu, milli, milletin başka milletlerle, yani beynel milel veya milletler arası, devletler arası ilişki söz konusu olduğunda, özellikle Türkiye'nin batı ile ilişkisi söz konusu olduğunda en çok ortaya çıktığı konu bu. Mesela sağ eğilimin zirve yaptığı soru şu soru: haklı mı haksız mı olduğuna bakmadan bir başka ülkeyle sorun yaşandığında her zaman kendi ülkemi desteklerim. Bu soruya, bu önermeye katılanlar yaklaşık %80 sağ, yaklaşık %20 sol. Yani herkes katılmış bu önermeye. En çok katılınan sağ önerme bu önerme. Mesela ikinci büyük sağ önerme, benim milletim birçok bakımdan başka milletlerden daha üstündür. Yine hep karşılaştırma. Uluslararası alandan bahsediyoruz yani bir tür. Ulus devlet mantığından. Uluslararası anlaşmalara aykırı da olsa milli çıkarları savunmak için gerektiğinde bir başka ülkeye askeri müdahalede bulunabilir. Yani anlaşma yok ama benim çıkarım bunu gerektiriyor. Ben asker sokabilirim. Bu da yine %60, burada azalmış tabii. Asker savaş söz konusu olduğu için. %62'ye inmiş sağ tutum. Tabii sol tutum artıyor yavaş yavaş. Azınlıklara zarar vermedik. Dolayısıyla onlardan özür dilememiz gerekmez. İşte bu Ermeni meselesi, Rum meselesi, bunların hepsini katarak sorduk. Burada mesela enteresan bir biçimde ama mesela burada en az oran ciddi bir şekilde düşüyor. Demek ki bu konu, bakın, uluslararası ilişkilerden içeriye geldik. Oran ciddi bir biçimde düştü. Uluslararası ilişkiler seviyesinde tutulan milliyetçilik Türkiye'de sağın, en sağ söylemin, sağ değerlerin en yoğun bir biçimde bulunduğu alandır. Bulgu numara bir. Bunu söylemiş. Sol ise milliyetçilik alanında, solun da tabii güçlü olduğu değerler var. Mesela en güçlü olduğu değer şu: ekonomi söz konusu, sınıfsallık söz konusu olduğunda
ki solun en güçlü olduğu kavram bu. Diyor ki insanlar arasındaki eşitsizliğin kaynağı farklı milletlere ait olmak değil, farklı sınıflara ait olmaktır. Bunu koyduğunuz zaman işte bu uluslararası ilişkilerden bahsetmiyorsunuz artık ama insanlar arası eşitsizlikten bahsettiğinizde burada sol kavram kendini gösteriyor. Evet diyor insanlar. Zaten ekonomi başlığı altındaki diğer önermeler de... Farklı etnik kökenlerin farklı ayrı ayrı yaşamaları konusunda yine sol bir tutum sergiliyor insanlar. Kimse doğduğunda hangi millete ait olarak doğacağını seçemez. Dolayısıyla milletiyle övünmek doğru değildir gibi bir ahlaki önermeye de sol bir tavır. Yani başka milletler söz konusu olduğunda o çatışma, savaş, ülkeyi savunma... sağa doğru kayıyoruz. İçeride azınlıkların hakları falan gibi mevzular söz konusu olduğunda, sınıf ve sınıfsal ayrımlar söz konusu olduğunda sola doğru kayıyoruz. Evet, burada hocam dille laiklik temasının altında bazı ilginç sonuçlar var. Evet. Özellikle din işleriyle siyasetin ayrılması ile ilgili önemli bir konsensus var gibi görünüyor. Sizin sol değer olarak tanımlıyorsunuz. İsterseniz önce ekonomiden bahsedelim mi? Çünkü o şey olacak 12. sayfada. Tamam. Evet, çünkü bu tablomuzu gösterirse arkadaşlarımız... Şunun için söyledim. Milliyetçilik ve başka milletlerle ilişkiler sağın kalesi ise, ideolojik kalesi ise ya da sağ değerlerin en yoğunlaştığı alan bu ise, ekonomi ve sınıfsallıkta solun değerlerinin en çok yoğunlaştığı alanı oluşturuyor Türkiye'de. Burada hem yerel terimler hem de evrensel sol cümlelere inanılmaz bir destek var. Yani %77'ler, 60'lar seviyesinde destek var ve mesela şu önermeye destek var. İnsanlık için en ideal toplum özel mülkiyetin ve sınıf farklarının ortadan kalktığı bir toplumdur. Şimdi bu hani Marksizmin ana önermesi, evet. Buna %75 evet demiş. Şimdi ben bunu başka yerlerde de yayınladım. Tabii herkes sonra bunu anladılar. Bunu bilemeyiz yani, anladılar mı anlamadılar. Ama böyle bir önerme karşılara çıktığında ki bunu tamamlayan başka önermeler de var buna benzer. %70'ler seviyesinde evet demek bu önermenin bir tür hani satın alındığını gösteriyor. Yani bu önerme toplumsal kültüre, demek ki o da siyasal kültüre sirayet etmiş. İnsanlar böyle bir önermeyle karşılaştıklarında evet ben de aynı fikirdeyim diyebilecek duruma gelmişler. Mesela en önemli, en çok şey gösteren, rağbet gören sol önerme şu. Özel şirketler karlarını artırmak için insan sağlığını ve doğanın dengesini tehlikeye atmaktan kaçınmazlar. Bu yüzden özel şirketlerin faaliyetleri devletin denetim ve gözetiminde olmalıdır. Regülasyonu savunuyorsun. Evet. Sosyal demokrat bir pozisyon. Buna %78 evet denmiş. Böyle alt alta serbest piyasa ekonomisinin düzenlenmesi, sınıf sağlığın en önemli eşitsizlik kaynağı olduğu, sınıfsız bir toplumun en ideal yaşanası toplum olduğu şeklindeki evrensel ve yerel sol önermeler sağa göre çok daha şey olmuş, beğenilmiş. Ekonomi ve sınıfsallık solun yoğunlaştığı alan, milliyetçiliğin milli devletlerle, devletin başka devletlerle olan ilişkisine ait kısmı da sağın yoğunlaştığı alan Türkiye'de. Öyle diyelim. Evet, şimdi din ve laikliğe gelelim istersen. Evet. Burada demin söylediğim gibi yani din ve devlet işlerinin ayrılması temelindeki laiklik anlayışına galiba çok fazla bir destek var toplumda. Evet. %78 kadar soruyu cevaplayanlar buna katılmışlar. Bu da solun aslında, bu da mesela enteresan. Bu mesela bizim beklediğimizin, aslında benim bildiğim araştırmalardan ama derdimi anlatamadığım konulardan birisi bu. Türkiye'de dindarlık ve ile din devleti arasındaki ayrım insanların kafasında çok net. Yani mesela sağın önemli bir önergesine insanlar evet demiş, dikkat ederseniz. Din ve bilim çatıştığında ben dinin dediğine uyarım. Bu aslında çok dindarca bir cümle değil mi? %58'i yaklaşık toplumun buna katılırken 37'si katılmamış. Bireysel bir tabi. Ama din ve devletin ayrışması bir, din ve ahlakın ayrışması iki. Bu iki konudaki sorulara baktığımızda bir de
dindarlık üzerinden insanları yargılama, işte bu üstündür, bu şeydir deme gibi konulara geldiğimizde insanlar hiç bu konuda sağda düşünmüyorlar. Tam tersine gayet solda kendilerini konumlandırmışlar. Yani Türkiye'de dindarlık konusu ayrıdır. Bu konuda sağ bir tutum tabii ki vardır. Ama şöyle söyleyelim, özel hayatında, özel alanda dindarlığı savunan Türk insanı, Türkiye'li insan, kamusal alanda laikliği savunuyor. Bu net bir ayrım oluşmuş kafaların. Özel ve kamusal din alandaki dindarlık şeyleri, yaklaşımları oldukça farklı. Bu da aslında gayet hani içeriye doğru muhafazakar. Ama ve lakin dışarıya gelindiğinde, yani devlet söz konusu olduğunda, devletin dinle ilişkisi söz konusu olduğunda hep devletin üstünlüğünü, siyasetin üstünlüğünü savunan. Aslında bu anlamda da çok ciddi bir hani şeyi görüyorsunuz, sekülerleşmeyi. Yani dinin alanının kamusallıktan, siyasallıktan çıkıp hani özel alana doğru geldiğini ve ama özel alanda da çok önemli bir dinselleşmenin de, hani dindarlığın da olduğunu görüyorsunuz. Kadın haklarından devam edelim arzu ederseniz. Aynen, ben de oraya gelecektim. Özel alana geldiğimizde ne görüyoruz orada? Hani ailenin kapının önüne geldik, zile bastık. İçeri girdiğimiz anda, kadınların olduğu ailenin içine girdiğimizde yine sağın alanına girmiş oluyoruz, evet. Türkiye'de. Yani orada da bir kamusal alan, özel alan. Evet, aslında yani şu da var. Türkiye'de çok çok genelleyecek olarak söyleyecek olursak, hani devletler arası alan sağın, iç kamusal alan solun, özel alan ve kişisel alan tekrar sağın gibi görünüyor. Evet. Kadın ve kadının rolü bu araştırmada sadece bu sağ ve sol üzerinden değil, başka konular üzerinden de sorduk onu. Ve muhafazakarlık araştırmalarımda benim 2006'dan beri bunu söylüyorum. Türkiye'de sağ muhafazakarlığın en önemli teması kadının aile içindeki yeri konusundaki tutumlar. Yani isteniyor ki kadın hem eğitimli olsun, okula gitsin, işte hatta çalışsın, para kazansın ama evi ve işi çatıştığında evini seçsin. İşte son derece işte namusundan feragat etmesin. İşte dindar olsun, çocuklarını da öyle yetiştirsin şeklinde bir kadın tasavvuru var. Bu tasavvur araştırmalar boyunca hiç değişmedi. Yani Türkiye'nin bir kültürel sabitlerinden biri bu ve dindarlık meselesinde de aslında hani laikliği kamusal alanda savunan ortalama insanımız evin içine girdiğimizde hani dindarlaşıyor dedik ya, işte o dindarlaşmanın merkezinde bu kadın meselesi yer alıyor. Yani kadın ne olacak, nasıl bir rol oynayacak, ailenin içindeki yeri ne olacak sorusuna verilen yanıttır bu aslında. Evet. Diğer şeyler tevatür. Hani ritüeller, şunlar bunlar, ama kadının rolü üzerindeki yargılar özel hayat dindarlığının hani çimentosudur, merkezidir, temelidir. Onu kaldırın, geriye fazla bir şey kalmaz. Evet, ve erkek egemen anlayışının çok yerleşik olduğu tabii gözüküyor. Hatta bu aynen önermeyi de söyleyelim izleyicilerimize isterseniz. Kadınlar özgürdür ama özgürlüklerinin de bir sınırı olmalıdır. Bir kadın nişanlısını, kocasını, babasını rahatsız edecek şeyler yapmamaya özen göstermelidir. Önermesine katılanlar %70, katılmayanlar ise %33. Evet. Şey %30. %30, %27.4. Evet, yani bu da oldukça çarpıcı bir sonuç. Bu tabii bizim kadınlarla ve ilgili sorduğumuz diğer bütün sorularla gayet bağdaşık, tutarlı. Ama mesela bir sol değer de var burada. Kadınlar kendi hayatlarını kontrol etmelidirler. Kadınların hayatlarını erkekler kontrol etmelidir. Sorduğumuzda da, hani soruyu biraz değiştirerek sorduğumuzda, bu sefer de %50 hayır, kadınlar kendileri kontrol etmelidir diyor. Şimdi nereye geldik ama hayatlarının kontrolü derken? İçeriden biraz dışarıya çıktık. Şimdi bu iç dış ayrımı sağ ve sol ayrımına aslında çok denk düşer. Yani içe doğru gittikçe sağ, dışa doğru gittikçe sol, devletin dışına çıktıkça da, yani uzaya doğru çıktığımızda da bir tür, atmosferden dışarı çıktığımızda tekrar sağ olan, böyle bir, yani uluslararası, kamusal, özel arasında hareket eden bir
ideolojik hani yatak üzerinde gidiyoruz gibi görünüyor. Evet, şeylerde haklar ve özgürlükler teması altında da ilginç bir önerme var. Evet. İfade özgürlüğünden bahsediyorsunuz. Evet. İfade özgürlüğünden belli ki yanalar insanlar ama mesele milli ve dini değerler olduğunda yüksek oranda sağ bir refleks gösteriyorlar. Yani burada bu ifade hukuk devleti ve haklar ve özgürlükler konusunda genelde böyle sağa yatan ama ortada duran bir havamız var. Yani bunu burada ne sağ değerlerin ne sol değerlerin milliyetçilik ve ekonomide olduğu gibi baskın olmadığı, böyle daha birbirine bakışık olduğu bir durumdayız. Mesela demin tam senin dediğin gibi ifade özgürlüğünden yanayım ama işte kutsallarım üzerinde de asla eleştiri yapılmamalı şeklinde. Aslında ifade özgürlüğünün tanımına aykırı olan bir konuda ciddi bir %74'lük bir sağ şey var, oy var. Bunda sadece %23 hayır demiş, yani kendini sola yerleştirmiş. Mesela çocukların yetiştirilmesi konusunda da öyle işte. Çocuklar büyüklerin sözünü dinleyerek yetiştirilmeli. Büyüklerin sözünü dinlemezse kötü yetiştirilmiş demektir. Bu da mesela gelenekselci sağ bir bakış. Buna da %60'lık bir destek var. Sol ise şeyde mesela öne çıkıyor. Özgürlükler mi, güvenlik mi, toplum hangisinin üzerine oturmalı dediğimizde özgürlük konusu biraz öne çıkmış, güvenlik daha aşağı gelmiş. Bir de suç işlenmesini önlemek için polis, güvenlik kuvvetleri kanunları ihlal edebilir gerektiğinde dedik. Burada da gene yaklaşık birbirine eşit sayıda insan ama sola yatanlar, yani buna hayır böyle olmamalı diyenler biraz daha fazla. Yani yine burada da dediğim gibi genel bir ilke koyduğumuzda biraz içeri doğru gittiğimizde sağ, işte kamusal şeyler, güvenlik kuvvetleri falan gibi şeyler söylediğimizde biraz daha sol, yine o iç dış ayrımının biraz yine kendini gösterdiği bir şey görüyoruz ama ifade özgürlüğü gibi, haklar ve özgürlükler gibi, hukuk devleti gibi konularda başka araştırmalardan da gördüğümüz böyle şartsız ve koşulsuz bir destek yok Türkiye'de. Evet. Yani bu konu ne yazık ki hani demokrasinin en temel kültürel değeri olan bu konu biraz şeyde, biraz sallantıda bir konu. Yani ciddi bir problem var burada. Araştırmanın en çarpıcı bulgularından bir tanesi de örgütlenme ve eyleme olan bakış hakkındaki tablo. Gerçekten evet. Çok enteresan. Arkadaşlarımız da gösterecektir örgütlenme tablosunu. Grev, sendika, boykot, direniş, devrim ve örgütlenme kavramlarına nasıl bakıldığını evet. Sorgulamışsınız ve sonuç gerçekten enteresan. Evet. Ne buldunuz? Başka birçok kavram da sorduk da ben bunları aldım size enteresan diye. Şimdi birkaç şey söyleyeyim. Şimdi bunlar soldan gelen kavramlar. Yani sol hareketlerin 50'li yıllardan beri, 60'lı yıllardan beri Türkiye siyaset kültürüne yerleştirdiği kurumlar ve eylem biçimleri, işte grev, sendika, boykot, direniş, devrim, örgütlenme. Bunlara olumlu mu olumsuz mu bakıldığını anlamaya çalıştık ve bu kavramlar tabii önemli. Gördük ki en olumsuz bakılan kavram bizatihi örgütlenme kavramı. Yani olumlu bakanlar sadece %30 diyelim, olumsuz bakanlar %60. Yani ciddi bir şey var, fark var arada. Sanıyorum burada işte bu o örgüt kelimesinin evet. işte terörizmle evet. özdeş olarak kötü kullanılması, çağrışımı. Evet. Kötü çağrışımı bunu. Belki teşkilatlanma, bir araya gelme, dayanışma gibi kavramlar kullanılsa bu kadar olumsuz olmayacak. Evet. Ama bizzat bu kelimenin kendisi sanıyorum şey toplumsal hafızada oturduğu yer. Ama biz de bunu ölçmek istedik zaten. Yani nereye oturuyor? Çünkü sol içinde hani örgüt, örgütlülük, olumlu çağrışımlar uyandıran şeylerdir. Demek ki burada biraz solun minimumuna vurduk yani 30. Evet, ama grev ve sendikaya olan bakışta yüksek. Orada çok yüksek. Enteresan bir biçimde boykot oldukça yüksek çıktı. Evet. Direniş ve devrim yavaş yavaş yani evet, eylem biçimleri şiddetlendikçe boykottan direnişe, direnişten devrime, devrimden evet. örgüte şiddetlendikçe örgütlenme oluyor. Böyle sağ yükseliyor, sol düşüyor.
Yalnız şöyle bir şey de var. Burada yine ekonomi konusunun altını çizmek lazım. Ekonomik örgüt ve eylemlerin dikkat ederseniz desteği evet, çok. Grev ve sendika. Grev ve destek siyasi denilebilecek kavramlara destek daha az. Evet. Ama burada da sıfır destekten bahsetmiyoruz. Bakın devrim gibi hani artık soldan solun en böyle has kavramının bile %35 desteği olumlu bakıyor evet, insanlar. Evet. Dolayısıyla hani hani böyle marjinaldir, yoktur, işte bunlar şehirli 3-5 elitin fikirleridir falanı çoktan aşmış bir olay. Yani bundan sonra Türkiye'de hani sol marjinaldir, kenttedir, İstanbul'dur, Kadıköy'lüdür, biz işte güçlüyüz, ana milli var, bunların falan hani kullanılmaması lazım. Hani sol da sağ da Türkiye'nin ana akımlarıdır. Böyle iç içe geçen, birbirinden ayrılan, bazı konularda yoğunlaşan, bazı konularda seyrelleşen, bazı insanlarda, insan gruplarında yoğunlaşan, diğerlerinde seyrelleşen ana akımlar, iki nehirler olarak düşünmek lazım bunu. Bu şekilde yani benim burada aslında en çok hoşuma giden şey bu 60'lı yıllardan beri süre gelen bu işte sol sağ tartışmalarına ölçerek güzel bir yanıt vermiş oldum. Evet, gerçekten birçok ilginç bulgu var. Siz de zaten bu bulguların değerlendirmesini tablolara bakarken büyük ölçüde yaptınız ama isterseniz bir de evet, örnekleminizin yaş, cinsiyet, sosyoekonomik dağılımı gibi veriler evet, ışığında başka ne bulgular onu var? Onu ben bakalım. Buraya gelmeden önce çok basit bir kümeleme analizi yaptım ve bu analizle şu kavramlar vardı ya, boykot direnişi. Evet. O kavramların başka şeyler üzerinden yapamadım. Şöyle, o kavramların oluşturduğu değişkenlerin dört değişkeni bir küme analizine tabi tutup bir hani olumlu, genelde iki, üç şey çıktı ortaya bu küme analizinden. Bir %20'lik bir bu kavramlara, hepsine birden tabii, dördüne birden oldukça olumlu bakanlar çıktı. Hani bunlar böyle has solcular yani. Bir, bu kavramlara nefret edenler, hiç olumlu bakmayanlar çıktı. Bunlar %38. Bunlar has sağcılar. Bir de bazen olumlu, bazen de olumsuz bulurum diyen böyle merkez çıktı. Biraz böyle hafif sağa yatkın bir merkez bu ama merkez. Şimdi Türkiye'de bu anlamda hani %20'lik bir has sol, %38'lik bir hassa, bir de %42'lik bir merkez popülasyonu. Ama bu tabii Allah'ın emri değil yani, sadece benim yaptığım kümelim analizinden çıkan sonuç. Şimdi hemen bunu şey yapmayalım hani, çünkü ben başka değişkenleri kümelesem şey yapabilirim. Üstelik bazen matematiksel olarak ben iki küme yapsın desem iki küme de çıkabilirdi burada. Yani burada hiçbir kategorik hiçbir şey yok, onu söyleyeyim. Evet. Tamamen benim serbest analizlerim. Buna göre mesela bu üç kümeyi kullandığımızda, mesela yaşlara baktığımızda, mesela sağın en yoğun olduğu yaş grubu 28-38 yaş. En az yoğun olduğu yaş grubu da 18-27 yaş. Yani şeyin, o aşırı sağ diyeceğimiz grubun. Dolayısıyla da şeyin, solun en yoğun olduğu yaş grubu 52 yaş ve üstü, benim yaş grubum. onun hemen arkasından da 18-27 yaş geliyor. Bu aslında enteresan bir bulgu. Bunun bir takım böyle sosyolojik nedenleri de var. Bu aslında Ipsos'un son bir sağlık sonrası araştırmasının bulgularıyla da çok uyuşuyor. Ama onu daha sonra konuşuyoruz. Şimdinin yeri değil. Yani aslında mesela hani yaş arttıkça sağcılık artar diye bir şey de yok. Sağ değerler özellikle hani hayatını kazanma, işte kredi kartı borcu, araba almış taksidini ödüyor, hayat gailesi içerisinde olan, biraz sizin yaş grubunuz galiba, 28-38 evet, yaş grubunda çok art zirve yapmış durumda sağ. Diğer yaş, gençlere doğru geldikçe ve 50 yaş üstüne doğru çıktıkça da seyreliyor. Evet. Böyle bir durum söz konusu. Cinsiyete baktığımızda kadınlar daha solcu erkeklerden. Onu görüyoruz. Sağın oranı, yani kendini sağa yerleştirenler kadınlarda daha az, erkeklerde daha fazla. Merkez yaklaşık ikisinde de aynı doğal olarak. Sola yerleştirenlerde
erkeklerde Türkiye ortalamasının altında, kadınlarda Türkiye ortalamasının üstünde. Kadınlar daha soldalar. Ondan sonra bölgelere baktığımızda, bunlar bizim istatistiki bölgelerimiz, Türkiye'nin solun en yoğun olduğu bölgeler, o %20'nin çok üzerinde solcunun olduğu bölgeler, nereler söyleyeyim size? Batı Marmara, Ege, Batı Karadeniz, yani bu Zonguldak havalisi ve Orta Doğu Anadolu. Tabii seçtiğimiz yerle de alakalı. En az sol değerin olduğu yer ise Doğu Karadeniz bölgesi. Yani bu Rize falan bu bölgeler. Sağa baktığımızda ise sağın en düşük olduğu yer Batı Marmara. En yüksek olduğu yer ise Orta Anadolu. Çok şaşırtıcı bir sonuç. Çok şaşırtıcı bir sonuç değil. Yani aslında ben bunları test ettim biraz. Hani böyle bir küme bulduk. Hani bu çalışıyor mu? Çalışıyor. Yani normalde tespit edilmesi gerekeni tespit ediyor. Bu şekilde. Böyle bir dağılma. Yani bunu başka değişkenlerle de çaprazlayıp hani şeylere bakmayı düşünüyorum. Bir işte hani kısmet olursa bir kitap yazmayı düşünüyorum Türkiye siyaseti üzerine. Bu kitabın, bu araştırma da zaten o kitap için yapıldı. Hani bakacağız, hani partilere göre, parti seçmen gruplarına göre, yaşa göre, başka bir sürü birçok değişkene göre farklı kümeler, faktör analizleri yapıp hani bu sağ ve sol Türkiye'de aslında nedir, nereye dağılıyor, bunu bir şekilde anlamaya çalışacağız. Peki ben şunu merak ediyorum. Şimdi sayılara baktık, nicel veriler üzerinden konuştuk, evet. Ama böyle bir bütün bu çalışmanın bulguları sonucunda elde ettiğimiz büyük resme, genel tabloya baktığımızda sizce siyasetin, siyasi partilerin, siyasi aktörlerin çıkarabileceği önemli bir ders var mı? Var tabii. Birincisi kategorileri bir tarafa bırakmaları lazım. Yani kafalarda oluşmuş hani 30-70 falan gibi oranları, işte sağcılar şöyledir, solcular şöyledir. Yani bu tür hani kısa yol açıklamalar hani bizi hayatta bize böyle işimize yarayabilir ama yanlış yani bunlar. Hani bunlar hayatın, özellikle bugün yaşadığımız gerçekliğe uyuşmuyor. Yani şöyle bir kere önce bu kategorileri bir tarafa bırakmak lazım. İkincisi bunun gibi birçok araştırmaya bakarak veya kendileri yaptırsarak hani gerçekten bu değerlerin, ve şimdi şuna bakmak lazım. Değerler, tutumlar, eylemler. Hani değerler ne? Bu değerler ne tür tutumlara, yani ne tür tavırlara diyelim eski dille yol açıyor? Ve bu tavırlardan da ne tür eylemler, fiili hareketler çıkıyor? Yani siyaseti yaparken bu geçişliliği görmek lazım. Şimdi burada da biz şimdi değerlere baktık. Ama mesela bu değerlerden ne tür tutumlar çıkar? Mesela bu kendini diyelim belli bir noktada sola yerleştirmiş bir insan, diyelim Avrupa Birliği hakkında bir oylama olsa evet mi verir, hayır mı? Veya bir seçimde ne der? Veya gidip bir boykota katılır mı? Bir toplu dilekçeye imza atar mı? Veya ne bileyim başına bir şey gelse ne yapar? Hani gibi. Bu soruların cevabını bilmemiz lazım ki ona göre siyaset kurgulayabilirim diye düşünüyorum. Evet. Bu da çok yapılan bir şey değil Türkiye'de. Dolayısıyla bu araştırma bize şunu gösterdi. Birçok araştırmanın gösterdiği gibi. Şeyle yetinmemek lazım, elimizdeki hazır lob bilgilerle. Bu tür şeyleri ölçmek ve bu ölçümle birlikte de işte yeni kurguların, tasarıların peşine gitmek lazım. Bazen çok sağcı zannettiğiniz bir insan, gördüğümüz gibi %75'e yakını gayet sol bir ifadeye destek verebiliyor. Büyük ihtimalle çaprazlamalarını aldığımızda göreceğiz ki mesela birçok sola kendini yerleştiren seçmen sağ partilere oy veriyor. Keza kendini sağa yerleştiren seçmen sol partilere oy veriyor. Dolayısıyla bu geçişliliklerin mantığı anlaşılıp çözülürse o zaman hani siyasi kurgu, siyasi tasarı yaparken de ciddi bir hani önde olursunuz bir adım. Hani rakiplerinizle. Evet hocam, az vaktimiz kaldı ama şuna da kısaca değinmenizi rica edeceğim. Tabii. Siz uzun zamandır bu türden çalışmalar yapıyorsunuz, değerlere değinip, evet, toplumsal değerlere. Şöyle geriye doğru baktığınızda ne türden bir değişim var Türkiye'de, genel bir perspektif olarak bakabilirsek, sağ sol olabilir ya da değerlerde olabilir. Sağ solu tabii ilk defa ölçtüğümüz için bilemiyoruz ama mesela muhafazakarlık, sınıfsallık, işte
Yani bazı şeyler, yani son 15 yıl için, 20 yıl için konuşacak. Yani benim kendi ölçümlerimden konuşayım. Hani muhafazakarlık konusunda mesela bir şey gözlemledik mesela. Muhafazakar değilim diyenlerde bir azalma var mesela, enteresan bir biçimde. Yani bir tür hani muhafazakarım diyenlerde çok fazla bir artış olmamasına rağmen değilim diyenlerde bir azalma. Demek ki muhafazakar değilim demek hani cool değil artık. Hani bir biçimde de riskli bir şey. Yani şöyle söyleyeyim ama mesela Sevr sendromu, Tanzimat sendromu gibi batıya bakışlarda neredeyse hiçbir değişim yok. Sabit. Türkiye'nin sabitlerinden biri. Batı korkusu, Batı şüpheciliği. Bu kadın meselesi Türkiye'nin kültürel sabitlerinden biri mesela. Bu da. Kadının yeri. Ama öte yandan bazı konularda da ciddi hani yumuşamalar var diyeyim mesela. Hani belli sabitler var. Belli yumuşamalar var. Kötüleşmeler var diye mi soracak olursanız? Yani çok belirgin bir kötüleşme yok hani değerler açısından baktığınızda. Ama belli sabitler var. Ve bu sabitler de işte herhalde çok önceden gelen toplumun böyle kültürel bir takım kodları. Kolay değişmeyecek olan kodlar bunlar. Böyle bir durumla karşı karşıyayız. Bir takım sorunlu alanlar var yalnız. İşte demin değindik. Haklar ve özgürlükler konusunda, ötekinin hakları özellikle söz konusu olduğunda, başkalarının hakları, mesela eşcinsellerin, azınlıkların, bizim ortalamamızın biraz dışına çıkmış olanların hakları söz konusu olduğunda duyarsızlık, o haklara sahip çıkmama tavrı ne yazık ki o da belirgin bir durum. Ve sanıyorum mesela demokratikleşme açısından olsun, işte başka rejim sorunları açısından olsun bu kısmı politik kültürün önemli de bir engel teşkil ediyor. Yani başkasının başına bir şey gelirken hani biraz gözünü kapama kültürü. Biraz kendini ondan hemen ayırma kültürü, o sorumluluğu hissetmeme kültürü, bu yaygın bir şey. Ben bunun çok sorunlu olduğunu düşünüyorum. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Ayağınıza sağlık. Estağfurullah. Bugün Boğaziçi Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Hakan Yılmaz'la Türkiye'de sağ ve sol değerleri konuştuk. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Sağ olun.